İzlediğiniz bu videonun pdf dosyası engineeringtr.com'da. Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, bu e, mikrodalga dersimizde e, paralel plate dediğimiz iki tane eksi e, e, sonsuzdan sonsuza e, y'de uzanan. Bu e, yönler değişebilir önemli değil. Ama mantık olarak e, bir yönde sonsuza uzanan. E, köşeleri olmayan yani Rectangular Waveguide dediğimiz diktörkensel e, dalga kılavuzundan ayrılan yönü e, y'de e, bir yönde eksi sonsuzdan sonsuza gidip e, bir e, yönde de belirli iki aralıkta kalan iki tane e, conductor'ın arasında ilerleyen e, dalganın e, paralel Plate Waveguide'daki alanlarını bulma üzerine bu soruyu e, şimdi çözeceğiz. Şimdi öncelikle Burada çeşitli birçok versiyon olabilir. Biz burada işte modlar dediğimiz işte dalga modu dediğimiz e, durumlar var. Bu özelliklerden de bahsedelim. Burada dalga modu dediğimiz şey TE, TM, -E TEM dediğimiz işte dalga e, mod uyarılma çeşitleri var dalgaların. Bu da dalganın ilerleme yönü hakkında bize bilgi veren modlardır bunlar. Veya bunların e, TE01, TE... 1-2 vesaire gibi numaralandırmaları da olursa Bunların e, Sinüslerinin Kaçıncı e, düzeylerinden başladığını hani bir sinüs dalgasının Kaçıncı levelinden itibaren e, Dalganın e, genliğinin gittiğini de bize veren başka bir, bir de e, Numaralandırma kısmı var bu e, fiber teorisinde de Kullanılan e, modlama isimleridir Ama biz burada daha çok alanları bulmaya yönelik işlemler yapacağız Şimdi dilerseniz e, bu TM mod için yani transfer manyetik e, mod için bu işlemleri nasıl yapıyoruz ondan bahsedelim. Şimdi TM mod dediğimiz e, burada diyor ki evaluate the all fields in the infinite parallel plate yani burada sonsuzluktan kastı eksi sonsuz eksi zdeki sonsuzluktan uyarılmış bir dalga. E, artı Z'deki sonsuza doğru ilerliyor. Önünde herhangi bir enge, engelimiz falan yok. Burada e, herhangi bir şey verilmediyse bu Perfect elektrik iki Conductor arasında kalan e, boşlukta e, normal Free Space olarak alabiliriz. Yani Epsilon 0 ve Nu 0 olarak alabiliriz. Şimdi e, peki devamında ne yapacağız? Şimdi TM Mod dediği zaman TM Mod'un ne olduğunu bilmemiz lazım. Burada TM Mod'dan kastımız şu. Burada şöyle aklımızda tutabiliriz Adı olan sıfırdır yani adı olan ne demek transvers manyetik demek Buradaki m neyse Manyetik olduğu için ilerleme yönünde bu dalga nereye doğru ilerliyor azinde Tamam X'e doğru hareketi var şu şekilde Ama Propagate etti yani ilerlediği yön aslında z Dolayısıyla ilerleme yönündeki Manyetik alan bileşeni Sıfırdır demek ve şunu bileceğiz. Adı olmayan yani burada zıttı kalan şey ise kesinlikle sıfırdan farklıdır. Bunu bileceğiz. Yani elektrik alan ise kesinlikle sıfır değil. Bu bizim için önemli. Çünkü soruyu ona göre çözmeye devam edeceğiz. Şimdi peki ban, bana evaluate all fields dediğine göre peki bana neler soruluyor? Şimdi onu bir yazalım. Şimdi burada bana sorulanları şöyle size yazayım. Bana şunlar soruluyor. E-X'i bul. e bol, bul. e -z bul. Eşittir koydum pardon. e bol, bul. H-X'i bul. h bul h, bul. h set zaten sıfır onu yazmıyorum dikkat edersen. Bir de burada dalga sayılarımız var. İlerleme yönlerimiz kx nedir? kz. Peki niye kx istedim? Çünkü geometrideki yönler y'de sonsuz olduğu için etkilemiyor ama hem x'te x'te bir geometri var hem z'de ilerleme yönüm Z. ama geometriyi oluşturan x'te olduğu için x ve z'den gelecek bir fonksiyon olacak. Onu biraz sonra göstereceğim. Dolayısıyla bu iki bileşeni de ekledim. Bana bunların bulunması gerekiyor. Asıl amacımız bunları hesaplamak aslında. Peki nasıl hesaplıyoruz? Bir, şöyle başlayacaksınız. Şöyle başlayacaksınız. Sıfır olmadığını bildiğimden başlarım. Sıfır olmadığını bildiğim olan benim buradaki fonksiyonum ezettir. Ve burada bunun için Helmholtz denklemini çözeceğiz. Çözülür. İngilizce olarak yazıyorum tabirleri. Bunlara alışmamız lazım. Çünkü bu dersleri belki yurt dışına yönelik de çekebileceğimiz için bu altyapıyı kullanabiliriz diye artık Türkçe bir şey yazmamaya çalışıyorum. O yüzden beni mazur görün. Ama bunları da bilmek lazım bence. Şimdi peki Helmos denklemi neydi? Herhangi bir skaler alanı bu şekilde çözebilirsin diyor bana Helmos denklemi. Peki... Benim elimde EZ var. Şimdi burada U olarak kullanacağım alan EZ. Peki EZ geometriye bağlı değişkenlere. Şimdi bunları da İngilizce yazmak lazım. Geometri neye bağlı? X'e ve z'ye bunu kısaca yani x'in x'e bağlı fonksiyonu z'nin z'ye bağlı fonksiyonu diye gösterilir ama kısaca şöyle x ile z diyebilirsin. Yani bu büyük x'e büyük z aslında x'e bağlı bir fonksiyon var demek z'ye bağlı bir fonksiyon var demek değişken olarak. Şimdi peki diferansiyel denklemlerde böyle bir şey bu, buraya nasıl uygulanır onu bilmemiz lazım. Şu şekilde uygulanır. Bu türev demek biliyorsun. Ama iki tane fonksiyon olduğu için ikiye bölersiniz. Bu diferansiyel denklemlerdeki çözüm şeklidir. Böyle gelir yani. İki tane geometriye ayrılır. Şu del karede üç yönde gelir ama y'de herhangi bir fonksiyonum olmadığı için o otomatikman iptal oluyor. K kare u. U neydi? X'e. Bu şekilde yazdık. Peki burada ne yapıyoruz? Bu denklemlerin hepsini kendisi cinsinden bırakıyorum. Bunun için de burayı 1 bölü x z ile çarpalım bakalım ne oluyor. Şimdi şu z burada x'e bağlı bir şey olmadığı için buraya göre sabit bir sayıdır dışarı alınır. Dışarı alındığı zaman şuradaki z ile sadeleştiğini düşün. O zaman burada şöyle bir şey kalır değil mi? Bak burada sadece x'li şeyler kaldı. Burada da aynı şekilde z'ye bağlı bir fonksiyon var ama x bunlar için sabit bir sayıdır. Dışarıya gider dışarıya gidip bir de buradaki x ile sadeleştiği zaman 1 bölü z bunun başına gelir. Z z olarak yine sadece z'ye bağlı bir fonksiyon şeklinde bir arada bulunurlar şöyle. 1 bölü x ile bunlar sadeleşirse amacım aslında k kareyi bırakmaktı yalnız. Niye? Çünkü bir eşitlik kullanacağım burada. Burada kullanacağım eşitlik genel dalga sayımız olan omega kare, omega kare, epsilon sıfır, nu sıfırdır aslında. Veya biz biliriz ki bir k eşittir, omega kök, kök epsilon 0 nu 0'dur. Tamam. Şimdi burada ama aynı zamanda farklı geometri yönlerinden gelen dalga sayılarının karesi toplamına da eşittir. Hmm. Benim elimde demek ki şöyle bir denklem var. Burada da böyle bir şey var. Yine diferansiyel denklem çözümünde bu eşitliği benzetirsen, bildiğin bir eşitliği buraya benzetirsen otomatikman bunları çözebiliriz demek. Şimdi normalde k kare eşit olduğu için artı kx kare ve artı kz kare bu da eşitliğin bu taraflarında kaldıkları için şöyle desem ne olur? Ki bunlara eksi diyeyim ki şu bunları şöyle kuşruya attığım zaman k kare eşittir kx kare artı z kare dediğim elimde olan benzer bir denkleme benzetebileyim. Bu şekilde. Yine burada diferansiyel denklemlerde bunlar nasıl çözülüyordu? Şu şekilde çözülür. Burada eğer x'i bulmak istiyorsan bunun çözümü şöyle yapılır. Bir alfa x dersin x'e bağlı olduğu için. Sonrasında ise şuranın tamamı neye eşitse buna benzetmeye çalışırsın. Şimdi bir kere bana ikinci türevi lazım. O zaman ben bir derece bir türevini alayım bu x'in x'e göre. Ne olur? Alfa başa iner değil mi? Şöyle oldu. Sonra ama bana ikinci türev lazım burada. O zaman ne olur? Bunu bir derece daha türevini alırım. Yine alfa başa gelir. Bunu bulmaya çalışıyorum diyorum. Birinci türevi tekrar türevlersem ikinci türevi bulurum diyorum. A'nın yanına bu kez bir alfa daha geldi. Burası alfa kare oldu. Bir de e üzeri alfa eksim var. Tamam. Şimdi şurayı yazacağım. 1 bölü x del kare x bölü del x kareyi yazacağım şimdi. Yeni sayfamızda bunu yazalım. 1 bölü x. x neye eşit? a çarpı e üzeri alfa x. Çarpı del kare x de bölü del x kare. O da neye eşit? a çarpı alfa kare e üzeri alfa x. 1 bölü a çarpı e üzeri alfa x çarpı a alfa kare e üzeri alfa x. 1 bölü a çarpı e üzeri alfa x yani 1 bölü x çarpı ikinci türevi. ikinci türevi neydi? a alfa kare e üzeri alfa x. Heh, şimdi bu neye eşitmiş? 1 bölü x del x kare bölü del kare x bölü del x kare. Bu neye eşitmiş? Eksi kx kare eşitmiş buranın tamamını. Şimdi ben buranın tamamını bunlar cinsinden yazdım. Neye eşitmiş? Eksi kx kare. Peki. E üzeri alfa x'ler gitti. A'lar gitti. Ne kaldı burada? Alfa kare eşittir. Eksi kx kare. Şimdi burada bir hint yapacağız. Diyeceğiz ki herhangi bir x kare böyle eksi mesela 3'e eşitse diyelim. x nedir diye sorsam size kökü yoktur diyebilirsiniz. Veya biraz da lise üniversitenin başına geçtikten itibaren bunların artık karmaşık sayı olduğunu söylersiniz. Çünkü c kare eksi 1'i sağlar. Kalanı da zaten yandaki sayının köküdür. Aynı şey burası için de geçerli. Yani eğer alfa kare eksi kx kare ise alfa artı eksi j kx'tir. Şimdi bunun için yaptım. Bir de ne vardı elimde? Z'li kısım var. Bunu buldum. Bunu bulacağım. Ve sonra bakalım EZT elde edebilecek miyim? Şimdi aynı şeyler yaptığımı düşünün. Şöyle diyeceksiniz bu kez ayı için yaptık. Bir de z için yapıyorum. Şöyle yazalım. Diyelim ki bu kez z eşittir bu kez atıyorum c çarpı e üzeri beta z diyelim bu kez. Aynı şekilde bir bölü e pardon. Birinci türevi nedir? Beta çarpı C çarpı E üzeri beta Z'dir. İkinci türevi nedir? Beta kare çarpı C çarpı E üzeri beta Z'dir. Peki nedir? 1 bölü z c çarpı e üzeri beta z çarpı ikinci türevine b kare beta kare c çarpı e üzeri beta z. Şimdi beta'yı göstermek istedim çünkü e, ilerleme yönü genelde z için beta olarak gösterir. KZ olarak da alsanız önemli değil. Beta olarak da alsanız burada hiç problem değil. Ama mikrodalgada genelde beta olarak alınsa da ben yine de KZ alacağım. Kafanız karışmasın diye. Bu biraz önce eksi KZ kare eşitti. Yani burada KZ'i çeker eksi artı J beta yazar. Ben hayır beta'yı çekeceğim. Artı eksi J KZ yazacağım ki K ile benzer olsun. Tamam. Ama kitaplarda beta ile yazıldığını da bilin. E, Pozar'ın kitabında vesaire. Şimdi burada sadeleşmelerimizi yine yapalım. C'ler gitti. E üzeri beta z'ler gitti. Buradan beta kare eksi kz kare ise beta tekrar söylüyorum. Kitapta kz eşittir artı eksi c beta yazar. Biz fark etmez diyoruz. Artı eksi c kz şeklinde yazacağım. Bunlar denklemi sağlayan iki köktür. Bu z için bu da x için. Bunlar şu şekilde birleştirilebilir demektir. Nasıl? Ben en başta ne yapıyordum? Bak x ile z'in çarpımıdır. X'i buldum z'yi buldum aslında. Nasıl mı? Köklerini buldum. Niye? Çünkü ben x'e ne olsun demiştim en başta a çarpı e üzeri alfa x. Alfanın bir kökünü ne buldum? Eksi jkx. Bir kökünü ne buldum? Artı jkx. Dolayısıyla bunlar diferansiyel denklemlerde toplam olarak yazılır. Ama bunları toplam olarak yazdıktan sonra bunlar kendi içinde toplamlı olup ezeti veren şey bunların kendi içindeki toplamlı şeylerinin çarpımı bak burada. Burayı net anla diye bu şekilde ayrıntılı şekilde anlattım. Peki ne demek bu? Şu demek. Ezet hani x'in x'e bağlı fonksiyonuyla z'nin z'e bağlı fonksiyonuydu ki biz de onu kısaca şöyle x çarpı z olarak gösterdik. Burada ben x'i buldum aslında. x neydi? a çarpı e üzeri alfa x'ti. Ama iki kök buldum alfa için. Artı eksi j k x köklerini buldum. Biri eksi j k x kökü. Diğeri artı j k x kökü. Bak böyle ayrıntılı yazıyorum. Ki şimdi x'i nasıl yazıyoruz o zaman? x eşittir a çarpı birinci kök e üzeri eksi j k x bir de genel ilerleme yönü olan büyük x. Büyük x dediğim aslında küçük x ama şu x'e göre biraz büyük kaldığı için öyle söylüyorum. b çarpı ikinci kök birinci kök ikinci kök. Genelde ilk kökü ilerleme yönü biliyorsun. Eksi j k x varsa artı yönde gidiyordur. Artı j k, x varsa eksi yönde gidiyordur. Genelde de eksi artı yönde gideni yani eksilisini önce yazmak daha makbuldür. Dolayısıyla b çarpı e üzeri artı j k x, x'tir x. Bak x'i bu yazdım sadece. Aynı şekilde z'yi yazıyorum. A'yı kullandım, B'yi kullandım. Şimdi niye C ile başladım anladın mı? Çünkü ben biliyordum iki kökten A ve B'yi kullanmak zorundayım. Şimdi C ile başladım. C çarpı E üzeri eksi JK Z normal Z artı C'yi kullandım. Bir de D diğer kök artı J K Z Z. Burada da aynı şekilde bu nereden geldi? Z eşittir. C çarpı E üzeri beta Z'ti. Ben betaları buldum. Ne olarak? Artı eksi J, K, Z olarak. Birini eksi J, K, Z. Diğerini artı J, K, Z buldum. Ve yerlerine yerleştirdim. Bundan sonraki derslerde bu kadar. E, ayrıntısına girmeyeceğim. Artık anlamış varsayacağım sizi. E, buralardan hızlı daha hızlı şekilde yapacağız. Ama ben şimdi burada ayrıntılı anlattım. Madem e, bunları tek tek bulduk. X çarpı Z'tir diyorum. O zaman bir şey daha hatırlatmam lazım. O da şu. Geometri sınırlı ise bunlar iki türlü de yazılabilirdi bu arada. Ya sinüs kosinüslü veya böyle eksponansiyel. İkisi de yanlış değil. ikisi de doğrudur. Fakat geometri sınırlı ise ki bizim geometrimiz x'te sınırlı. şöyle sıfırdan a'ya kadardı ya hatırlarsanız. Hatta şöyle köşeli yazmak lazım. Bounded olduğu için Bounded olursa sinüs kosinüs yazıyoruz ki çünkü biraz sonra sınır koşulları uygulayacağım. Sınır koşullarında e, sinüs kosinüsle a, b, c, d katsayılarını bulmak daha kolay olacak. Burada sınırlı olan x olduğu için İkisi bu kez şöyle yazacağım. A çarpı bu kez J olmaz. Sinüs kosinüsün içerisinde J olmaz biliyorsun. Kx x artı B kos Kx x. Şimdi EZ'i yazacağım. EZ x de Z'in çarpımıydı. şöyle yazıyoruz. A çarpı sinüs kxx artı b çarpı kosinüs kxx x çarpı z çarpı yapıyorum bak. Z ne? C çarpı e üzeri eksi j k z z artı d çarpı e üzeri j k z z. Gördüğün gibi EZ'i yazdım. Ama ben bu kez burada neleri bilmiyorum. Aslında bazılarını biliyorum ama çıkararak göstermek lazım. Bu kez de bunları bilmiyorum. Amacım şimdi bunları bulmak. İşte bunları bulma noktasına geçtiğimiz zaman boundary conditions diyoruz. O başlığı atalım. Şimdi gelelim sınır koşullarına. Sınır koşulları dediğimiz şey bizi biraz önceki ABCD'yi bulmamızı sağlayacak işlemleri verecek. Peki nasıl verecek? Şöyle. Şimdi normalde e, eğer ki perfect electric conductor ise waveguide'ınız sıfır verir. Yani dışarıdaki alan sıfır ya. Dışarıdaki alanla dışarıdaki alanla içerideki alanın tam bu sınırlarda sıfır vermesi lazım. Çünkü dışarıdaki alan sıfır olduğu için mecburen tam bu geçiş noktasında o sıfırı bana vermesi lazım. Ama bu perfect elektrik kondaktırsa eğer ki ee, buradaki Perfectly Electric Conductor değil de Perfectly Magnetic Conductor o zaman da Bu sıfıra eşit işte olacaktır Burayı iyi bilmemiz lazım Patch için böyle PMC için böyle Aynı şekilde Bu kez zıtları da tam tersi akım yoğunluğunu verir Burası patch için n cross h s yüzeyinde akım yoğunluğunu verirken aynı şekilde PMC'de de akım yoğunluğu, manyetik akım yoğunluğunu, elektrik akım yoğunluğunu, elektrik akım yoğunluğunu, manyetik akım yoğunluğunu verir. Bunları iyi bileceğiz. Şöyle gittiğini bilin de. şöyle gidiyorlar PMC'ler böyle PC'ler böyle. Şimdi devam edelim. Benim elimdeki bu olduğu için şöyle de üşenmeyelim işaretleyelim. Ben bunu kullanacağım. Burada da bana sonuç verecek kısımlar böyle bilindik sayılar olan bu verir. Buradan ben bir şey elde edemem. Şimdi demek ki ben bunu uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Şöyle bak. Bir kere eni bilmem lazım. Bu eninde tabii ki vektör olduğunu şöyle göstermek lazım. Şimdi buradaki enimiz şu. Burada hangi yüzeyler değişiklik yapıyorsa onunla aynı isimdeki kısım bizim yön vektörümüzdür. Veya dalganın şöyle paralel play'de böyle gelip yansıdığını düşün. Gelen dalga, yansıyan dalga. Normal vektörünü nasıl çizersin? Böyle çizersin değil mi? Normal vektörü. Burada artı seksi önemli değil. Burada şöyle baktığın zaman çizdiğin zaman bizim geometriye göre bu hangi yön? E, bu sağlamanın bir yöntemi. Diğer yöntemde dediğim gibi, bu sıfırlı veren o sınırlar neresiydi? X eşittir sıfır ve x eşittir a olduğu için bu isim ne ise n vektörün odur. İki türlü de sağlamasını yapabilirsin. Tamam. Dediğim gibi bu derste olabildiğince ayrıntılı anlatıyorum. Olayların mantığını daha iyi oturtun diye. Şimdi peki madem böyle enim e x ise burada bir e var. Cross operasyonum var. Bakalım bu crosslar nasıl yapılır? Benim iki tane isim var. Biri x eşittir sıfırda biri x eşittir a'da. Buradaki e şöyledir aslında. e x yönünde e x artı e y yönünde e y, artı e z yönünde e z kadar. Şimdi bütün bunlara bir cross operasyonu yapıyorum. Neyle? Şöyle yapalım hatta. Şöyle yazdığımı düşün. Şuradaki E-X cross E ya. E-X cross E var. Bak burada. Nedir? X eşittir 0 ve X eşittir A'da 0 veriyor. Burada e, normal e, elektromanyetik bilgimizi konuşturacağız, bilmemiz lazım. Bunları böyle dağıttığımı düşün. Üçüne de dağılacak. Ne olur? Biliyorsun ki aynı isimliler sıfırdır. Geri kalanları ise buradaki saat yönü olayına göre buluyoruz. Bu yönlü giderken pozitif. Diğer türlü negatif. Tamam. Aksi de negatif. Zaten bunlar artık biliyorsunuzdur. Buna zaten yine buradaki işaret önemli değil. Aslında şu sıfır çarpı da e'nin sıfır cross e de var bu tarafta. O aynısı da olduğu için aslında buradan gelen işaret neyse o da karşıda da olacak. Dolayısıyla etkilemeyecek. Bizim için burada önemli olan hangi büyüklükler geliyor. Ben büyüklüklerle uğraşıyorum tamam mı? Bak bakalım hangi büyüklükler geliyor. Şimdi e x cross e x sıfır olduğu için e -x bileşeni gelmeyecek. Ama e x cross eye y e verdiği için e x cross e -z de eksi e y'yi verdiği için eye ve ez bileşenleri gelecek. Karşı taraftaki e'de de bu aynı isimler geleceği için yön vektörleri önemli değil. Ama büyüklükler önemli. Büyüklükler de burada bir vektör toplamı olduğu için ayrı ayrı yazılabilir. Yani ne demek bu? e -y, x eşittir sıfır ve adayı da sıfır eşit. e z kendi içinde x eşittir sıfır ve x eşittir a da sıfır eşit. Burada bunu göstermek istedim. Peki gösterelim bunu. Ne dedim? Ex gelmez. Ey ve Ez gelir. Dolayısıyla bunları yazalım o zaman. Ey ve Ez'den ayrı ayrı gelir. Gördüğün gibi bunları yazdım. Peki bunlar bana nasıl kolaylık sağlayacak? Şimdi buna bir göz atalım. Bana şöyle kolaylık sağlayacak. Dikkat edecek olursam biraz önce ben EZT yazmıştım. Bu şekilde. Burada bilmediğim denklemler var. A, B, C, D. Ben burada A, B, C, D'yi bu sınır koşullarına göre nasıl buluyorum? Şimdi iyi izle. Ben EZT yazdığım için bunu kullanabiliyorum diyorum. Bunu işaretliyorum. Şimdi bunu kullanacağım. Peki kullanmadan önce buradaki EZ'teki 4 bilinmeyeni olabildiğince aza düşürüyorum şimdi. Şimdi peki bu sorum şu. Bu ne demek? Artı Z'de ilerleyen dalga. Bu ne demek? Eksi Z'de ilerleyen dalga. Şimdi sana sorum şu. Burada eksi taraftan uyarılıp böyle giden bir dalga varsa bu dalga hiçbir zaman ne tarafa gidemeyecek? Eksi Z'e doğru gidemeyecek eksi z'e gidemeyecek dalga yani elimde hiçbir zaman eksi z'e giden bir dalga yoksa elimde hiçbir zaman eksi z'e giden bir dalga yoksa o zaman onun kat sayısı sıfırdır. Bak gördün mü ilk yaptığım azaltmayı yaptım. Eksi z'e giden dalga yoksa d kat sayısı sıfırdır. Şimdi bunun gittiğini düşün. Burada 3 bilinmeyen var ama aslında 2 bilinmeyen var. Niye? Ben burada matematiksel olarak zaten A'yı bilmiyorum. B'yi bilmiyorum. C'yi de bilmiyorum. Ve ben bu C'yi dağıtsam bu tarafa. Burada C'yi bırakmasam. O zaman bilinmeyen sayım kaça düşer? 2 bilinmeyene düşer. Çünkü C'yi de bilmiyorum zaten. A'yı da bilmiyorum. E C'yi A'ya dağıttığımı düşün. A çarpı C yeni bir bilinmeyen. C çarpı B yeni bir bilinmeyen. O zaman onları da yeni A ve yeni B olarak alıyorum. Ne demek istedim? A çarpı C'ye yeni A diyorum çünkü bilmiyorum zaten A ve C'yi. C'yi de B'nin üstüne de dağıttım. Ona da yeni B diyorum ve iki bilinmeyene düştü. Acaba A ne? B ne? Ve bu durumda yeni zetim ne ona bir bakalım. Yeni durumdaki ezetim şu olur. A çarpı sinüs kx x artı B çarpı kosinüs k x x artı z yönünde ilerleyen dalga. Tamam. Ezetim bu. Şimdi elimdeki bu ezetle bilmediğim şeylere a ve b'yi bulmak için şu iki sınır koşulunu x eşittir 0 ve x eşittir a uyguluyorum. Öncelikle sinüs kosinüs'ten birinden kurtulmak için x eşittir 0 uygulamak her zaman mantıklıdır. O yüzden dilersen x eşittir 0'ı burada getirip yerine yazalım ve 0 eşitleyelim bu ezeti. Peki o zaman ne olur? Bak şimdi a çarpı sinüs x yerine 0 yazdığım zaman şurada. 0 çarpı kx. Kx'in bir önemi kalmaz. Direkt 0 yapar burayı. Aynı şekilde burayı da 0 yapar. Sinüs 0, kosinüs 0. Birinin başında a var, birinin başında b var. Şöyle olur mu yani? Dışarıda da bir hiçbir zaman 0 olamayacak e üzeri eksi j k z z var. Yani buranın bizim için hiçbir hükmü yok. Bu eşitlikteki a ve b'den birini bulmak için. Zaten bura hiçbir zaman 0 olamayacağı için mecbur bu sıfırlığı bu eşitlik madem sıfıra eşitmiş bu sıfırlığı ben buradan sağlayacağım. Peki sinüs sıfırı biliyorum sıfır. Kosinüs sıfırı biliyorum bir. Eşit olmak zorundaymış sıfıra. Şimdi burası sıfır olması için kim kesinlikle sıfır olmadı ise, sorun bu. Bu sıfır olup olmaması önemli değil zaten başında sıfır var. Ve burası da kesinlikle bir var. Mecburen mecburen kim sıfır olmak zorundaymış? Must be 0 must be 0 tamam ve eşittir 0 olmalı şimdi dikkat edecek olursan b 0 olursa bir sinüs kaldı bir eksponansiyel a tek bilinmeyen a kaldı İşte bu noktada eğer ki bilmemiz gereken şey şu ee, tek bilinmeyen ne düştüyse o zaten senin gelen alanın yani uyarılan ilk dalga amplitüdüdür ve biz onu biliyor kabul ederiz tamam mı? Bu tip sorularda biz ilk uyarılan e0 dediğimiz, h0 dediğimiz magnitude'ları, amplitude'ları biliyor kabul ediliriz. Dolayısıyla ben burada bir ez'i düzenleyeyim sana. A çarpı b 0 sa kim kaldı? al sana ilerleyen dalga denklemi paralel plate waveguide'ta ilerleyen dalgamız bu. Burada if only variable remains diyelim. We accept We know it as diyelim. Ne olarak biliriz? A eşittir. E0 veya en Buradaki n mod sayısı. O n'i de biraz sonra niye n olarak yazdığımı göstereceğim. E0 da diyebilirsin. Maksimum magnitude'dan ilerlemek için E0. Herhangi bir mod seçersen yani sıfırıncı moddan itibaren seçtiğin tüm modlardaki magnitude giderek azalır. Dolayısıyla genelde E0 alsan da olur, EN olarak alsan da olur. Peki nasıl EN olacak? N nasıl çıkacak meydana? Şimdi onu göreceğiz. Bak şimdi düzenledim bunu. Burada ben ilk kimi uyguladım? N cross z x eşittir 0 da 0. Şimdi neyi uygulayacağım? N yani x için EX cross. Bunu yazmama gerek yok. Zaten bunları ben biraz önce buldum. Endememe gerek zaten yok. Burayı bir anlık dalgınlığıma geldi. Zaten bundan kurtarmıştık biraz önce. Ezetin sadece x eşittir a'sı kaldı. Hmm. Diyor ki bana X gördüğün yerlere A yaz. Burada zaten tek sinüslü kısım kaldı. Burada git A koyarsan bu sıfır olmak zorunda diyor bana. Yazalım. EZ eşittir. A çarpı. Hadi A'lı yazmaya devam edeyim. Sinüs KX A E üzeri eksi C K Z eşittir sıfırmış. Şimdi buradan yine zaten burası sıfır olamaz. Bu zaten sıfır olamaz. Burayı yine verse verse bana sinüs sıfırla verir. Peki nasıl? Şimdi bir denklemde sinüsün sıfır koşulunu her zaman sağlayabilmesi için ne olması lazım içerisinin? İçerisi 0, 180, 360, 540 gibi yani enin elemanının tam sayı olduğu her durum için burası mutlaka sıfırı bana verir. Yani burada şunu daha düzgün yazmam lazım. Burada şöyle yazalım. Sinüs NP olursa, n de eleman z olursa burası her zaman sağlanır. Yani o zaman otomatikman kx'ın ne olması lazım? içerisinin enin pi katları olması lazım. Buradan benim en başta bilinmeyenlerden biri olarak aldığım kx geldi. Bak bu şekilde np bölü a. Hmm. Peki ben en başta k'yı da biliyorum dedim değil mi sana? Free space'in frekansı biliyorsam bu şekilde k'yı da biliyorumdur zaten. O zaman kz neye eşittir? k kare eksi n bölü a'nın pardon fazla kaçırdık şeyi şöyle yapalım kz'i de k kare eksi np bölü a olarak bulurum KX'i buldum. KZ'i buldum. Şimdi peki bu ezeti toparlıyorum. Ve şimdi anladın mı EN'i niye yazabilirim EN olarak? İşte buradaki N'den dolayı yazabilirim. O zaman ezeti toparlıyorum. EZ eşittir. EN çarpı sinüs n p bölü a x e üzeri eksi j k z z k z de biliyorum. Bu şekilde e z'i de bulmuş oldum. Peki bir en başa dönelim. Bana kimler soruluyordu? E z'i buldum. K x'i buldum. Kazdeti buldum. Kimler kaldı? EX EY HX -E kaldı. Zaten burada HZ0 bir nevi bulmuşum diyorum. TM mod olduğu için tamam mı? Transfer man manyetikten HZ0 EX EY HX HY'ye -E geldiyse sırada işte o zaman sınır koşulları dediğimiz olaya geçeriz. Şimdi bir başlığımıza atalım. Biraz önce ben ne dedim tam hatırlamıyorum ama herhalde Boundary Conditions dediyse Maxwell'i demek istiyordum. Yani sırada Boundary'den sonra Maxwell'i denklemlerimiz var. Ee, bir anlık dalgınlığıma gelip belki Boundary demişimdir. Tam hatırlamıyorum ama e, öyle demişim gibi hatırladım. O yüzden tekrar düzeltelim. Maxwell denklemlerine geldi sıra. Burada Maxwell denklemlerinden de kalan alanları bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi Maxwell denklemlerimiz şöyledir. Öncelikle şu iki denklemi bilmemiz lazım. Yani öncelikle del cross Delcross'u... H dediğimiz denklem J omega epsilon n E'dir. Del cross E ise önüne eksi alır. Buradaki E sanki burada da E, e gibi gidiyor diye düşünebilirsin. E eksi. Ama kendi C ile ilgili kişiler yan yanadır. Yani permeability ile manyetik alan Birbiriyle ilgili olduğu için bu şekilde yan yanalar. Burada da permittivity ile elektrik alan geçirgenlik katsayısı ile elektrik alan ile ilgili olduğu için yan yanalar. Ama manyetin karşısı pozitifken de elektrik alanın karşısı negatiftir. Bu şekilde aklımızda tutabilirsiniz. Yani ben aklımda böyle tutuyorum. Ama e, bu uzun yolu yazıp Normalini Daha garanti olsun diye yazıyorum. Normalde direkt şöyle de yazabilirdik aslında. Ama ben e, eksiler karışmasın diye garantiye alıyorum kendimi. Burası 0 olur eğer ki e, free space ise. Buradan da haşı çekersek haşın bir bölülüsünde eksi var bak. Kendisi yani kurusunda karşısında artı eksi şeyde e, 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 elektrik alan eksiyken elektrik alanın yalnız kaldığı durum artı manyetik alanın yalnız kaldığı durum eksi. Yani ben burada böyle aklımda tuttuğum için daha garanti olsun diye böyle uzun taraftan geliyorum. Ama siz direkt h yalnızsa karşısı eksi, elektrik alan yalnızsa karşısı artı şeklinde de aklınızda tutabilirsiniz. Ama dikkat edeceğiniz şey bu kez elektrik alanı yalnız bıraktıysan epsilonla yazmak zorundasın. Manyetik alanı yalnız bıraktıysan nü ile yazmak zorundasın. Buradaki eleman ise del cross e'dir. Dediğim gibi karıştırmayın diye bir şey bulun. Ben böyle buldum. Siz de farklı bulabilirsiniz. Şimdi peki. Peki ne yapalım? İkisini de yazmak zorundayım. Mecbur. Peki bunlar nasıl yazılıyor ona bakalım. Şimdi e yazalım. E şöyle yazılır. Bu bizim sorumuzda boşluk olduğu için Peki geometri bana hangi türevler olduğunu gösterir? Birinci satır türevlerdir. Del bölü del i'lerdir. İkinci kısım ise cross'un karşısı. İkinci kısımda ne varsa. Burada e'ye göre aldık. Del cross h'ları buluyorum. H i'leri yazarsın. Burada da del i'leri yazarım. Geometri bana verir bunu. From geometri diyelim. X ve Z'e göre türevler var. Y sonsuzda uzandığı için ona göre türevimiz yok. Buradan da elimde hangi elemanlar var? Şimdi TM moddan dolayı H sıfırdır. Bunu biliyorum. HX ve HY'yi bilmiyorum. Peki burada bunlar nasıl yapılıyor? Ona bir bakalım. Böyle çiziyoruz. Kimi çiziyorsam önce eksi buluyorum demek bu. Tabi böyle yazmayalım. 1 bölü j Omega epsilon 0 Bu çarpı bu eksi gelecek buraya bak. Ama e, Evet ikincisinin olduğu için şöyle olduğu için del h y bölü del z e buna eşitmiş. Peki e ne neye eşit ona bakalım. Böyle yapalım. Burada da ee, bu bunu ve bunu kapattım. Bu eksi bu var. Burada şimdi bu ikinci kısım olduğu için normalde şöyle gittiğini biliyorsun sen. Artı, eksi, artı olduğunu. Şimdi bir eksilik buradan var. Bir de çapraz çarpıp çıkardığımda ikinciden olduğu için bu eksi bu eksi artı yapar. O zaman e'ye ikinci e yaptığım için e'yi buluyorum demek bu. Yine artı oldu. 1 bölü j omega Epsilon 0 del hx bölü del z. E'ye buna eşitmiş. Şu an bunlar bunu benim için pek bir şey ifade etmiyor. Şöyle biraz kenara çektim ki bir de kaybetmeden şöyle de bunu yapalım. Kim kaldı? Ezet ki elimde bir ezetim var. Ezeti bulduk. Fakat buradan bu kez iki bilinmeyen mi geldi? Del H Y bölü del X. Şimdi bunların hiçbiri benim için pek bir şey ifade etmiyor. Aslında şöyle e, ediyor. O da nedir? Burada EZ elimde olduğu için H şeyi bulabilirim. Bunu görüyorum en başta. Bu aklımda bir dursun. Bir de bunu H için yapalım. Yani manyetik alan için yapalım ve bakalım hangi alanlar geliyor. Onu ben hızlıca yazayım. Bu şekilde yazdım. Bu kez mecbur X, e Y, -E Z'den sıfır olduğunu bildiğim bir şey yok. Mecbur üçünü de yazdım. Bakalım bunun işin içinden nasıl çıkacağız? Şimdi öncelikle kapattım. H -E buluyorum önce hx eşittir eksi 1 bölü bir eksi burada var. Bu kez buradan da bir eksi. Bu ikisini artı yapar. 1 bölü j omega nü, nü 0 del bölü del z. Bu böyle. E sonra buradan h y'yi bulalım. Şöyle çizdim. Burada baya e, bayağı bir ikisi de geliyor. O olsun yazalım biz yine de. h y eşittir Eksi 1 bölü c omega nü 0. Del ez bölü del x del e x bölü del z. Haşya da pek bir şey ifade etmedi. Bir de e, gidelim bakalım. Hset neye eşitmiş? Şöyle çizdim. Eksi 1 bölü J omega nu 0 Del E'ye bölü del x Bu da bir şey ifade ediyor mu? Dediğim anda neyi görüyorum? Hset sürpriz. Hset zaten sıfırdı tm moddan. 0 for t m 0 for, for t m dedik. Dolayısıyla h set 0 buradaki türev hiçbir şey ifade etmez. Buradan otomatikman e y de 0 demektir. İşte bunu bulduk. Hem e y sıfırsa, buraya geldim. Bu sıfırsa o zaman bu da sıfırdır. Bunun türev olması bir şey ifade etmez. Hmm, başka bir şey var mı diye bakıyorum. Hx sıfırsa da e, y zaten sıfır dedik. Otomatikman. Bunun buraya gittiğini de gösterelim hadi. Gönder. Buraya geldi. Bu sıfırsa da bunu sıfır yaptı. Dolayısıyla HX de sıfırdır. Umarım tane tane dinlediyseniz anlamış olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi peki ey0 hx0 bunları da bir işaretleyelim. ey0 hx0 HZ0. Bunları da bulduk. Bu şekilde kim kaldı? Eksi ile HY kaldı. Eksi ile HY kaldı. Peki bak burada ne var? EZ eşittir. Şimdi bunu alalım. Şöyle yapalım. Buna bir 1 diyelim. Buna da 2 diyelim. 1 ve 2'yi bir çözelim. Şimdi ne diyor bana? EZ varsa elinde diyor. Haşiye'yi bulursun. Ama burada haşiye'nin türevi var. Bana EZ'e bir işlem yaparak haşiye'yi bulmam lazım. Dolayısıyla dikkat et ne yapıyorum bak şimdi. Her iki tarafın integresini alırsam ne olur? Şöyle olur mu? J omega epsilon 0 EZ'i Tabi burada böyle bu artık vektörel değil. Burada yaptığımız tüm işlemler skaler. EZT'yi kime göre türevleyeceksin? DX'e göre türevlersen kim kalır? Haşiye kalır. Peki bana ne diyor? Git EZT'yi X'e göre integre et. İntegre edersen diyor bana H'ye'yi J omega epsilon sıfırla çarparak bulursun diyor. O zaman ben de diyorum ki o zaman madem öyle o zaman şöyle midir acaba diyorum H'ye. Burada e, neyin e, türevi sinüstür? Şöyle düşündüğüm zaman herhalde eksi kosinüsün değil mi? Bir de e, integre ederken tam tersi çarpım olarak geliyor. Bir de j omega epsilon 0 e, gelecek. Şöyle mi olur? Eksi j omega epsilon sıfır a bölü n pi e n kosinüs n pi bölü a içerisi değişmez. x e üzeri eksi c k z, z z değişmez. Böyledir diyorum. Herhalde böyle. Değil mi? Türevini alırsam bunun eksi gelir. Bu eksi ile eksi gider. Burayı artı yapar. Bu da mp bölü a çarpım gelir. Çat çat gider. Şurayı aynen elde ederim. Tamam. Ha de bulduk mu? Bulduk. işaretleyelim. Kim kaldı? E -x. Onu da buradaki ikinci denklemden bulalım. Bunu da bu ikinci denklemden tabi eksi kalmışız. Pardon. Del h -şey bölü. Del z'i de yazdım. Ha, burada bu kez ne diyor? E eksi bulmak istiyorsan diyor. Elinde h şeye varsa diyor ki şimdi var. Haşiye de git diyor. Bunu z'e göre türev, e, türevini alırsan diyor. Ona da eksi 1 bölü c omega epsilon 0'a çarparsan da eksi bulursun diyor. Tamam yapalım. O zaman ben buraya türevini alacağım z'e göre. Tamam uygulayayım di diyorum. E, x eşittir diyorum. Eksi 1 bölü omega epsilon 0'la çarp. Bunu çarptım. A burada da bir eksi c omega epsilon 0 varmış. A bölü mp varmış. E, n varmış. Kosen pi bölü X varmış. Ha, bir de ne diyordu? Z'e göre türevini alırsam da buraya bir başa kat sayı olarak eksi JK Z iner. Aynen kendisini de yazmak zorundayım. Böyle bir şeyler oldu. Buradan şu ile şu eksi artı yaptı. J omega epsilon sıfırla J omega epsilon sıfır gitti. Geri kalanını da toparlarsak şöyle ne olur? Eksi şöyle toparlıyorum. Eksi de bu şekilde buluruz değerli arkadaşım. Bunu da bu şekilde bulduk. E eksi de bulduğumuzu işaretleyelim. Buradan anlaşılıyor ki e, TM mod için H set H2 sıfırken yani TM modun kendisi sıfırken diğer yön vektörü olan bir uçtaki yani x, y, z diye sıralarsak x'i bir uçtaki x sıfırken ortadakinin e bileşeni sıfır. Biz göreceğiz ileride t modda da bunun tam tersi gelecek. Yani ez 0 diğer uçtaki ex'in sıfır olup ortadaki h y'nin 0 olduğunu göreceğiz. Diğerlerinin sıfır olmadığını göreceğiz. Zaten orada da h -setten ilerlemek zorundayız. te modda da. Öyle de kısa bir özet yapmış olalım. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Bu paralel plate'in büyük ihtimal bir sonraki te mod olur çözümümüz ama bu kez biraz daha hızlı olması ümidiyle. E, tane tane dinleyip de kendiniz bakmadan çözerseniz inanın çok böyle güzel şekilde mantığına da biraz, biraz bayağı oturtarak anlarsınız diyorum. Hoşçakalın.